Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çarpanları ayırma yöntemlerini bir tekrar edelim arkadaşlar. Bir önceki videomuzda vardı hocam, ne gerek var diyebilirsiniz ama bir tekrar edelim. O videoyu hatırlayalım kısaca. Neler vardı? Bir ortak çarpan parantezini alma vardı. Ne vardı burada? Ne yapacaktık? Ortak gördüklerimizi hemen... İkisinde de A varsa A'ya, ikisinde de X kare varsa X kareye alacaktık. Örneğini yazmıyorum. Sadece söyleyip geçelim. Gruplandırarak da ne yapıyorduk? Sen ortak çarpanı almaya çalışıyordun ama alamıyordun. Çünkü niye? Alsam bile, ikili ikili alsam bile onlar sonradan bir araya gelip ortak çarpan parantezine alınamıyordu. O zaman ne yapıyordun? Gruplandırıyordun. Mesela birinciyi üçüncüyle, ikinciyi dördüncüyle. Bu sefer aldığım bu yaptığım bu gruplandırmalar sonrasında ortak çarpan alınıyordu. Çok rahat ifadeler oluyordu. Bir de özdeşliklerden yararlanma vardı. Özdeşliklerden nasıl yararlanıyorduk? Bize çok pratik kurallar sağlıyordu. Nelerdi onlar? 2 kare farkı, x kare eksi y kare. Bunu ortaokuldan da biliyorduk. En sade halleri x y farkları, bir de toplamları çarpımı şeklindeydi. Peki bir de buna çok benzeyen bir şey vardı. O da neydi? Tam kare vardı. Tam kare ne işe yarardı? Tam kareyi zaten binomdan da hatırlıyorduk. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şu mevzuyu unutmuyorduk. Hep aklımızdaydı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Burası eksi olursa sadece burası eksi olurdu. Tek farkları buydu. X küp eksi y küp, iki küp farkında ne vardı? Hemen sen arayı bunların en sade hallerini yazıyordun. Sonrasında tam kareymişçesine karesini alıp karesini alıp buraya da iki katı değil de yalnız hallerini yazıyordun. E peki burada ne fark vardı hocam? Burası eksi olsa eksi yerine artı olsa ne olurdu? Sadece bu artı olurdu. Burası eksi olurdu. Anlaştığımızı düşünüyorum. Önceki videodan da zaten var. Ve de burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam küpte de birincinin kübü, bir de şurada ikincinin, birincinin kübü. Buradaki küp azalarak gidiyordu. Y'ler de artarak gidiyordu. Gördüğün gibi x kare x diye gidiyordu. Zaten bunu biliyoruz. Burada önemli olan şu katsayılar. Bir de ben size burada bir şey daha göstereyim. O videoda gösterdik mi hatırlamıyorum ama çok pratik bir olay. X küp artı y küp şeklinde yazabiliyorduk. Bak burada y küp var, burada x küp var. Bir de ben burayı ortak çarpan parantezine alayım. 3xy parantezine alırsam burası ne oldu? X kaldı sadece. Burası ne oldu peki? Burası da y kaldı. Aradaki işaret ne? Artı. Bak buradaki olay ne oldu görüyor musun? X artı y, x artı y. Adam sana x artı y'yi verip bu ikisinden ya bunu ya da şuradaki x y'yi ikisinden birini verip öbür üçüncüyü sorabilir. O yüzden böyle de bu kuralımızda bize çok büyük pratiklik sağlıyordu dedik. Bir de en son olarak ne vardı? En son olarak da ax kare bx artı c şeklinde 3 terimlerin ayrılması vardı. Bunları da nasıl ayırıyorduk? Hemen şuna göre ayırıyorduk. Burayı parçalıyorduk. Burayı parçalıyorduk. Sonra uygun çarpımlarla bunları çarpıp toplamlarının burası etmesini bekliyorduk. Bununla ilgili örneklerimiz var. İnşallah güzel bir tekrar olmuştur. 3 dakikada tekrarımızı yaptık. Hemen sorularımıza geçelim. Dedim ama geçmeden önce size burada bakın burada kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4 tane çarpanları ayırma yöntemi vardı. 2 tane daha bir şey anlatayım. Onlar çok önemli. Bunları anlatmadan geçersek olmazdı. Onlar da neler? 4.'yü anlattık. Beşinci özelliğimiz değişken değiştirme ile çarpanlar ayırma. Nasıl yani hocam? Karmaşık ifadeler basitleştirmek için soruda sürekli tekrar eden kısımların yerine basit bir değişken koyarak soruyu rahatlatma yöntemidir. Ne yapıyorsun? Soru bakıyorsun ki çok böyle sıkışmış, karmaşık şeyler var. Veyahut da ne var soruda? Sürekli tekrar eden aynı şeyler var. Bir de sen bunu bu sefer ne yapıyorsun o zaman? Bu sürekli tekrar edenleri, bu kaba şeyleri alıyorsun. Yerine çok basit ufacık bir şey koyuyorsun ve soru düzeliyor. Seni rahatlatıyor. Hemen model sorumuza geçelim. Ne diyor model soruda? 2019'un karesi eksi 2017 2020. Bakıyorsun soru 2000 2000 2000 2000 sürekli 2000 tekrar ediyor. O zaman sen ne diyorsun biliyor musun? Bunlardan istediğin birini seç. Mesela kimi seçelim? 2019'u seçelim. 2019'a ben k dersem o zaman burası ne olacak? K kare olacak. Eksi 2017 dediğim şey ne? 2019'un 2 eksiği. Tamam. O zaman K'nın 2 eksiği. 2021 ne? K'nın 2 fazlası. Tamamdır. K'nın 2 fazlası. Bunlar ne içinde? Kök içinde. Eşittir. Ne oldu şimdi burası? Hemen bir yapalım. K'nın karesi eksi parantezinde 2 kare farkı oluştu mu? Oluştu. 2 kare farkında ne yapıyordun? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi
2'nin karesi 4'tü. Hemen ben burada süper bir şekilde parantez açarsam x kare eksi x kare eksi eksi artı olduğu için bunlar birbirini götürdü. Cevabım ne oldu? Kök 4 oldu. Bu da neymiş? 2'ymiş. Aa bak, demek ki sorunun K ile 2019'da hiçbir alakası yokmuş. Bunlar zaten birbirini götürecekmiş. Değişken değiştirme mevzusu bu kadar. Ne yapıyorsun? Karmaşık bir yapıyı alıp sadeleştirip hemen soruyu modifiye edip yapıyorsun. Hemen bir tane de yazılı sorusu yapalım. Bu sorulardan hocalarımız çok soruyor. Canım hocam sağ olsun sorar. Ben hemen bu soruyu senin için yapayım. Bakıyorsun burada a eksi 1'in karesi var. Pardon, özür dilerim. A eksi 1 bölü a'nın karesi var. Sen burada bunu açarak yapabilirsin. Ama lakin ki bence açma. Neden? Şuraya bir bakalım. Burası zaten a eksi 1 bölü a'nın karesi. Eksi, bak burada ikiler ortak. Hem de iki parantezine alındığında buradan a kalıyor. Buradan da iki sadeleştiği için 1 bölü a kalıyor. Ve yanında da zaten 1 eşittir 0 vardı. Bak burayı eksi 2 parantezine aldığın an buradan sadece a kaldı. Burada 2 gitti. Artı da eksi yaptı kendini. Çünkü eksi parantezine almıştım. Oldu. Bak sorunun içinde şimdi a eksi 1 bölü a. A eksi 1 bölü a. Hep bunu söylüyor mu? Söylüyor. O zaman sen ne yap hemen biliyor musun? Sen burada a eksi 1 bölü a'ya k de. Hemen yapalım. K kare eksi 2 tane k artı 1 eşittir 0. Hocam bu 3 terimle çarpanlarını ayırabilirim. Demek yerine hocam bu zaten tam kare. Ben bunu biliyorum demen lazım. O zaman ne oluyor bak burası? K eksi 1'in karesidir. Neden? Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. K çarpı 1 2 katı oldu. Eşittir 0'mış. Bir şeyin karesi nasıl 0'a eşit olur? Kendisi 0'sa olur. O zaman ne oldu burası? K eşittir 1 oldu. Şimdi burası çok önemli. K'nın yerine 1 koyacağım şimdi. Hemen yapayım. A eksi 1 bölü A neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Çünkü niye? Biz cevaba K demiştik. Bu da 1 oldu. Bize ne soruyor soruda? Dikkat dikkat dikkat. Böyle sana birleşik veriler. Bakın şu an 10. sınıftasın. 11 ve 12'de adamlar bunu yapacaklar. ÖSYM bunu çok seviyor. Nasıl? Burayı sen A üzeri 4 bölü A kare eksi artı 1 bölü A kare yapabilir misin? Yaparsın. Bak burası ne oldu? A üzeri 4, A üzeri 2. Tabanlar aynısı, üstler çıkarıldı. Burası da 1 bölü A kare oldu. Adam aslında bana bunu soruyormuş. Peki buna ulaşmak için bunu ne yapacağım? Her iki tarafın karesini alacağım. Karesini aldığımda ne görüyorum? Birincinin karesi eksi 2 tane birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir 1. Bunu zaten aslında ben geçen videoda örneklerde bolca yapmıştım. Sen bunu da açılımını çok rahat biliyorsun ama ben bir kere daha soru çözümü olduğu için yapayım dedim. Geçti burası. Burası ne oldu? A kare eksi 2 sadeleşti çünkü artı 1 bölü A kare eşittir 1. Bunu karşıya attım mı ne oldu? Benden istediği A kare artı 1 bölü A kare eşittir 3 oldu. Zaten bunda da ben de bunu istediği için bunu hızlıca yaptım. Yazılı sorusunda bunu sorarlar dedim, geçtim. Hemen mor kalemimi aldım. Yeni bir bölüme geldim. 5'i de yapmıştık. 6. En zor kısım terim ekleme çıkarma yoluyla çarpanlar ayırma. Ama senin için zor değil. Niye? Ben şimdi takatikayı sana vereceğim hemen. Sen bundan sonra çataçuta yapacaksın. Bilinen yöntemlerle çarpanlara ayrılmayan ifadeler uygun terim eklenip çıkarılarak bilinen özdeşliklere benzetilerek çarpanlarına ayrılır. Ne diyor bana hocam burada? Diyor ki al sana böyle bir şey geldi. Bakıyorsun bu x karenin karesi. Eyvallah, böyle bir bilgim var. Burası x kare ama önünde katsayı yok. Burası 1. 1 1 diye ayrılsa, x kare x kare diye ayrılsa burası 2x kare ederdi. Ama şu an elimde bir bilgi yok. Genellikle terim ekleme çıkarma x kare yöntemleriyle tam karelerle olur arkadaşlar. Tam karelerle olacağı için bak bu soruda da bana söylüyor. Ben biraz önce de sana belli ettim. Şurada bir 2 olsaydı burası ne olurdu biliyor musun? X karenin karesi artı 2 tane birinci ile ikincinin çarpımı artı birinci diye çok güzel bir tam kare olurdu. Bak burada 2 olsaydı, yani bu x kareden bir tane daha olsaydı. Ama ne yazık ki yok demiyorum. İşte terim ekleme çıkarmada olsun, sıkıntı yok. Bir tane ben koyarım, bir tane ben çıkartırım diyorsun. Yeter ki kafam rahat olsun diyorsun.
Yeter ki soru güzel çıksın diyorsun ve ekliyorsun. Terim ekleme, çıkarma. Bak ekledik. Eklediğimin aynısını çıkartacağım. Neden? Çünkü ne verdiysen onu almalısın ki değişen bir şey olmasın. O zaman ne yapıyorum arkadaşım? Bak şimdi ne oldu? Bunlar iki kare farkı oldu. Nasıl iki kare farkı hocam? Şurayı A diye düşün. O zaman birinciyi, burası da ikinciyi düşün. Burası kendisi bir şeyin karesi. Eksi başka şeyin karesi. O zaman ne olacak? Eksi bu. Bir de ne olacak? Birinci terimin en sade hali artı bu. İşte bak çarpanların ayrıldı. Burada toplam şeklindeki şey şimdi çarpanlara ayrıldı. Ayırdıktan sonra belki bana sadeleştirme sorar. Ben de yaparım. Veyahut da buna benzer şeyler sorar. Yine yaparım dediğim. Geçtim. Şimdi işte arkadaşlar asıl bugünün konusuna geldik. Bugünün konusu ne? Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi. Yani çarpanları ayırmanın aslında soru çözümüne geldik. Hiçbir şey yok. Hemen bir bakalım. Şimdi burada bana ne söylüyor? X üzeri 4, 3x kare artı 4. Bakın hemen bu soruyu buraya yapıştırdım ki bazı arkadaşlar olayı tam kavrasın diye. Bak biraz önceki ekleme çıkarmanın sorusu sanki burada olsun diye bir daha kafa patlatmayalım. Başka örnekler aynı şeylerden yapmayalım diye buraya koyduk. Şimdi biraz önce söylediğim gibi burası neydi arkadaşım? X karenin karesi. Burası ne? X kare. Bu ne? 2'nin karesi. Ha bir saniye hocam. Birincinin karesi x üzeri 4. Eyvallah. İkincinin karesi 4. Eyvallah. 2 sayarsak burayı. Bu 2'nin karesi. Bu da x karenin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x kare midir? Evet. Çünkü 2 x kare 2 ile çarptım 4x kare olması gerekiyordu. Ama burada 3 var. O zaman bak ne yapıyorum ben? X üzeri 4 artı 4x kare artı 4 yapıyorum. Ne yaptım? 1x kare ekledim. Eklediysen çıkaracaksın. Neydi? Ekleme çıkarma yöntemi. Aynen devam. O zaman burası ne oldu? X artı 2. Şurası nedir? X kare eksi x artı 2. Peki şurada şimdi sana bir soru. Burasını hallettiysen burasını biraz önce de yaptığım için nedir burası? 5 kere burası dedim ya. Tekerleme gibi oldu. X kare artı 2'nin karesiydi. E burada bir de yanında x kare vardı. O zaman ben bunu güzel gene bir modifiye edeyim. Yani çarpanlarına ayrılmış şeklinde yazayım. Nasıl ederim? Birinciyi aynen alıyorum. Hemen ikinciyi yapıştırıyorum toplama şeklinde. Bir de ne yapıyorum? Birinciyi aynen alıyorum. Hemen fark şeklinde ikinciyi yapıştırıyorum. Alt tarafa bakıyorum. Neyse yazayım. X artı 2 vardı. Bu tarafa bakıyorum. X kare eksi x artı 2. Arkadaşım 2 artı 3, 3 artı 2 aynı şey değil mi? Aynı şey. Bak adam 2 ile x'in yerine 2 ile x'in yerine değiştirmiş. Bunlar birbirini götürür. Eksi x ile artı 2'yi yer değiştirmiş. Bunlar da birbirini götürür. Hiçbir fark olmaz. O zaman en sade hali neymiş? Sayıların en sadesi 1 oldu. Hemen bu soruyu geçtim. Sana güzel bir ekleme çıkarma sorusu oldu. Geçelim bakalım burada ne varmış. Şimdi bakın değişken değiştirme benim çok işime yarıyor. Nasıl? Ben sana bir şey söylemiştim bir önceki videoda. Ne demiştim? Artık A masum bir A değil. Artık A masum bir A değil. Neden? Bak kök A denilen bir şey var. O kök A'nın karesi A ediyor. Demek ki A dediğim şey ne? Kök A'nın karesi. O zaman bu soruda kök A'nın karesi, kök A, kök B'nin karesi, kök B falan filan çokça dilime sürçüyor mu? Aynen öyle. O zaman ben hemen ne diyorum? Kök A'ya K diyeyim. Kök B'ye M diyeyim. O zaman bak bu kök A'nın karesi. Bu da kök A. Bir şeyin yani K'nın şöyle hatta ben yazayım niye söylüyorum ki. K'nın karesi çarpı K eksi M'nin karesi çarpı M bölü aşağısı ne oldu? K kare tamam K'nın karesi. Bir de bunların çarpımı 2 derece eşit olduğu için kökler iç içe girmiş. Yani ne var burada? K çarpı M var. Çok güzel. Artı bir de ne var? M'nin karesi var. Artı bir de şurada M var. Cevapta hala 3'müş. Burada M. Sadece bu hali var. Şimdi ben bunu bir modifiye edeyim. Şurasının K küp olduğunu gördün. Burasının M küp olduğunu gördün. O zaman ben şunu şuraya şöyle yazsam. K'nın kübü. Eksi M'nin kübü. Nasıl açılıyordu bu? En sade halleri. K eksi M. Parantez. Ne yazacaktım burada? Hemen sanki tam kareymişçesine yazıyordum. Ama yalnız içeride 2 yoktu. O zaman burası da m kare oldu. Bölü aşağısı da k kare artı km
artı m kare oldu. Artı bir de burada m varmış. Eşittir cevap 3'müş. Hemen bakıyorum. Şunla şu vatandaş birbirinin aynısı oldukları için gitti. K eksi m kaldı burada. Burada da bir tane artı m var. Cevabında neymiş? 3'müş. M'ler de birbirini götürdü. Eksi artı m. K eşittir 3 dedim. Evet cevabım 3'tür deyip geçebilirsin. Hayır geçmeyeceksin. Neden? Şıklarda 3'ü görüp atlamayacaksın. Çok heyecanlı bir şekilde hocam Allah'a şükür olsun soruyu yaptım deyip geçmeyeceksin. Neden? Çünkü adam bize K'yı sormuyor. Bize adam A'yı soruyor. A neydi? Kök A eşittir K'ydı. O zaman kök A eşittir 3'tür. Neyin kökü 3'tür? 9'un kökü 3'tür. A dediğim şey neymiş? 9'muş dedim. Bu soruyu da geçtim. Bu soruya baktık arkadaşlar. Klasik soru. Bu çok klasik bir soru. Bunu her zaman her kitapta görebilirsiniz. Ama ben burada sana çok pratik bir şey göstereceğim. Aslında bu konumuzun ismi ne? Polinom konusunun çarpanlara ayırma bölümündeyiz. Bak şimdi sana burada nasıl pratik bir şey göstereceğim. Çok iyi izle. Burası ne diyor? Böyle bir denklem, böyle bir ne var burada? Kesirin paydası var, payı var diyelim. Burada da aşağıda da böyle bir ikinci dereceden denklem var. Ne olacak şimdi burası? Sadeleşilebilir bir kesirmiş. Nasıl sadeleşecek? İlk önce aşağıya bakalım. Bu arada dilim dönmedi. Biraz hastayım galiba. Ondan olabilir. Hemen bakalım. Şurası nedir? Burası xx diye ayrılır. Burası da 3'e 2 ayrılır. Yalnız birisi eksi olacak. Birisi eksi olacak ama kim eksi olacak? Bakıyorum toplamları artı olduğuna göre küçük olan eksi olacak. Burada da xx olduğuna göre gözüm kapalı. Ben bunu ne yapıyorum? X artı 3'e x eksi 2 yapıyorum. Nasıl olsa hangi x'i seçeceklerinde sorun yok. Yukarısı da zaten aynen bu. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Size bir soru. Diyelim ki yukarıdaki sayı bununla sadeleşiyor. Sadeleşiyor demek bu sayının çarpanlarından biri bu demek değil mi? Evet. Çarpanlarından biri buysa ben bunu sıfır yapan şeyi yerine koysam bunu da sıfır yapar mı? Aynen öyle. Neden? Çünkü bu bunun çarpanıysa içinde x artı 3 varsa x artı 3'ü sıfır yapan eksi 3 bunu da sıfır yapacaktır. Gözün kapalı koyabilirsin. Nasıl yani hocam? X kare eksi 5x artı k dediğim şey x eşittir eksi 3 için cevabının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Koy yerine eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı eksi 3 artı k eşittir sıfır olmalı. Hemen aldım bunun karesini 9. Hemen bunları çarptım. Eksi eksi artı oldu. 15 artı k eşittir sıfırsa buradan k ne çıktı? Eksi 24 çıktı. O zaman k ne olabilir? Toplamlarını sorduğu için bir eksi 24 var. Artı bir de ne olacak? Ben bir de ne koyacağım yerine? Bunu sıfır yapan şey. Bununla bu sadeleşiyorsa o zaman bunun çarpanı bunun içindedir. İçindeyse ben 2 koyarsam bunun cevabını 0 yapar. Bak müthiş bir pratik bir yöntem. Neden? Polinomlarda görmüştük ya. Bir polinom x eksi 2 ile tam bölünüyorsa çarpanlarından biri oysa sorularında ne yapıyordun sen? Hemen bunu 0 yapanı bunun yerine koyuyordun. Cevabı 0 buluyordun. O zaman x eşittir 2 için diyelim. X eşittir 2 için koyarsan 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı k eşittir 0. Buradan da ne buldum? 4 eksi 10 artı k eşittir 0. Uzatmayalım. 4 eksi 10 eksi 6 karşıya attım. Artı 6 dedim. Yalnız ben sana burada bir şey söyleyeyim arkadaşım. Bazen de bu soruyu şöyle yapabilir hocan da. Kafan karışmasın onu da söyleyeyim. Şöyle diyebilir. Şimdi bu x kare eksi 5x artı k dediğim şey şöyle yazılmış mı? X artı 3 diye. Burada zaten x kare olduğu için x artı m diye yazayım ben bunu mesela. Bak biz bunları hani ayırıyorduk ya ikisini. Burayı xx ayırıyordun. Burası da şu an artı 3'e ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. Ama toplamları eksi 5. O zaman burası eksi 8'dir işte. Neden? X artı 3. Burası çarpımlarıydı. Burası toplamlarıydı. O zaman ne oldu bak? Eksi 24 oldu. Çünkü k artı 3'te eksi 8'in çarpımı. Burasını veriyor mu? Veriyor. Y hatta şöyle düşün. Hemen onu da buraya yapalım. X kare eksi 5x artı k. Hemen burada da çarpanlarından biri x eksi 2 ise. Yani burası xx ayrıldığında burası eksi 2'ye ne ayrılması gerekiyor bunun? Eksi 2'ye ne olması gerekiyor? Toplamları eksi 5 olacak. Bak burası eksi 3 oluyor.
Toplamları eksi 5. E burasını çarparsan ne olur? Eksi 2, eksi 3, 6 olur. İşte sana iki tane pratik güzel yöntem. Başka türlü de yapılabilir ama en klası bunlardı. Klasik soru. Biz bu klasiği attık. Klas soru yaptık. Çünkü sen farklısın. Tongu çiziyorsun. Geçtik. Hemen bu soruya bakıyorum. Bu soruya baktığımda gözüme hemen şu çarpıyor. Hocam burası 8 parantezine alınır. Burası da a kare parantezine alınır. Al bakalım ne oluyor? Burasını a kare parantezine aldığında a artı 4 oluyor. Burasını 8 parantezine aldığında burası a artı 1 oluyor. Ve ne oluyor? Patlayıp gidiyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Çarpanlarına ayrılmıyor ki sadeleşsin. O zaman ben ne diyorum biliyor musun? Şöyle diyorum. Şöyle yapalım. Bununla bunu yapacağımı. Bana tio veriyor bak burası. Bu a'nın kübü. Bu da 2'nin kübü. Bunları yan yana getir. A küp artı 2'nin kübü. Artı bunlar yan yana geldiyse bunlar da yan yana gelsin. O zaman bunlar da nasıl yan yana gelecek? 4a kare artı 8a diye yan yana gelsin. Aşağıda gözüme çarpan hepsi a var hepsinde. O zaman burayı da a parantezine alayım hazır görmüşken. O zaman burası da 4 etti. Şu yukarıya bir baksana. Burası küp toplamı mı? Evet. O zaman nasıldı bu? En sade halleri sonra tam kare alıyormuşçasına yapacaktım. Burası artı ise burası eksi. Birinciyle ikinciyi çarpacaktım. İki katı yoktu. Ama burada ikincinin karesi vardı. Artı burayı ben 4a parantezine alabilirim. İkisinde de 4a var. 4a parantezine alırsam buradan a kalır. Buradan 2 kalır dediğim bölü. Hazır burayı görmüşken şurayı da şöyle yapabilirim. A burası a parantezinde a kare artı 2a artı 4 diye hızlıca yazabilirim. Yukarıda bir şey dikkatimi çekti. A artı 2 a artı 2 ultra mega güzel bir şey oldu. A artı 2 parantezine alırsam buradan ne gelir? A kare eksi 2a artı 4 gelir. Öbür taraftan da artı 4a gelir. Şu büyük parantezi kapattım. Aşağısını zaten biliyorsun. A kare artı 2a artı 4 oldu. Şimdi fazla uzatma hocam sen olayı. A kare artı 4 eksi 2a artı 4a diye artı 2a eder. Yani bunun aynısı mı oldu? Bak a kare var. 4'ler var. Şununla şu 2a etti. O zaman bu bunun aynısı oldu. Geçti gitti. Yukarısı nedir? A artı 2'nin a artı 2'dir. Aşağısı da a'dır. Bak senden cevabı böyle istemeyebilir. Şıklarda şöyle bir şey görebilirsin. A artı a bölü 2 bölü a. Ha tamam hocam burası 1'di. 1 artı 2 bölü a'yı da şıklarda görebilirsin. Bunu böyle oldu zannetme. Bunu çarpanlarında ayırmışsın. Bugün bir kere daha yapmıştım. Bak bu soruda da denk geldi. Böyle şeyler olabilir dedim. Geçtim. Hemen müthiş bir soruyla da karşınızdayız. Neymiş bu soru bir bakalım. Hemen burada çarpanlara ayıracağım belli. Şunu nasıl ayırabilirim? Ben bunu 3x'e 2x diye ayırabilirim. Bu tarafı da 3'e 2 diye ayıracağım. Yalnız müthiş bir olay var burada. Şöyle ki toplamları artı 7 ettiğine göre burada eksi bu 2 ya da 3'ten birisi eksi. Ama kim eksi olduğunu şuradan bakmam lazım. 3 kere 3 9. Doğru mu? 3 kere 3 9. Pardon şurayı ben niye 3 ile 2'nin çarpımı yazdım ki? 3 ile 1'in çarpımı burası. 3 ile 1'in çarpımı ama hangisi eksi hangisi artı bilmiyorum. Bir daha geri sardım. Devam ediyorum. 3 kere 3 9. 2 kere 1 2. 9 ile 2 ne olacak? 1'i çıkarma olacak. Ama cevap artı ne olacak? Tabii ki de 3 kere 3 9 artı 9 eksi 2 olacak ki burası etsin. Yukarıyı çözdüm. Kimle kim? Bununla bu. Bununla bu çarpılacak. Çarpılacaksa bunlar ters eşleşecek. Bunu bir önceki videoda güzel anlatmıştık. Bir kere daha burada tekrar edeceğim şimdi. Bak burası ne oldu? 2x artı 3 oldu. Neden bununla bu 9x ederken ayrı yerleri aldım? Çünkü bak bu dağılma özelliğinde 3x ile 3 çarpılacak da o yüzden. Bölü aşağıya bakıyorum. Aşağısı zaten çok kolay gözüküyor. 3x'e x 1'e 1. Yalnız birisi eksi çünkü çarpımları eksiymiş. Kim eksi olduğuna karar vermeye gerek yok. İlla ki birilerden biri eksi. Peki hangisiyle çarpılması lazım eksinin? Bak 3 kere 1 3x. X kere eksi x 1 eksi x oldu. O zaman 3x ile eksi x olmalı ki burası artı olsun. Kimle kim çarpılacak yani? 3x ile artı 1 çarpılacak. 3x ile artı 1 çarpılacaksa o zaman 3x ile eksi 1 aynı yere yazılıp
X artı 1 de buraya yazılması lazım. Çarpı, burada bölü demiş, ben çarpı yapıyorum. Niye? Çünkü bununla bu yer değiştirecektir dedik. Aşağıya geldi. Şu aşağıya gelecek. Bir bakalım. Burası kesinlikle 2x'e x ayrılacak. Buranın ne olduğuna bakıyorum. Birbirlerine çok yakın sayılar olduğu için 3'e 2'dir diyorum. 3'e 2 olduğunda bunlardan birisi eksi olacak. Kim eksi olacak bakalım. 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. Ama çıkmış eksi kalmış. Eksi kaldıysa o zaman ben buna ne diyorum? Kesinlikle eksi 2'dir. Eksi 4'ten artı 3 olması lazım dedim. Peki bunlardan kim kimle çarpılıyor şu an? 2x ile eksi 2. O zaman bunlar aynı yerde olmayacak. 2x ile eksi 2 aynı yerde olmayacak. Kimle aynı yerde olacak? X eksi 2. Kimle kim çarpılmıştı? X ile 3 çarpılmıştı. O zaman x ile 3 aynı yerde olmayacak dedim, yaptım. Bu arada şurada bir katakulle var. Onu hemen çözelim. X kare artı x eksi 6 diye bir şey var burada. Parantez açtın. Burada da ne olacak? XX. Burası da 3'e 2 olacak. Ama hangisi eksi? Ben böyle kafalama yazdım. Hayır, yanlış zaten. Çünkü niye? Artı 3 ile eksi 2'yi toplarsan artı 1 eder dedim. O zaman burayı da çözümlediysem yazayım. Burada kimin kimle çarpıldığını hiçbir önemi yok. X artı 3 oldu. Burası da x eksi 2 oldu. Olay bitti arkadaşlar. Ters çevirmeyi de hızlıca yaptım. X eksi 2'ler gitti. En güzel yanı bu. İçimin yağları eriyor böyle olunca. X artı 3 ile giden yok. Bu kaldı. Bu kaldı. X artı 2x artı 3 ile 2x artı 3 gitti. 3x eksi 1 ile bununla bu gitti. Geriye ne kaldı? Şu vatandaşla şu vatandaş kaldı. Yani x artı 3 bölü x artı 1 kaldı. Çok güzel, çarpanları ayırmanın soru çözümünü yapar gibi sadeleştirme yapıyoruz dedim ve geçtim. Hemen bu soruya bakıyorum. Cin soru diyor. Adam çarpar. Hemen ayık olmam lazım. Bakıyorum soruya. Oo hocam çok güzel. Şurada x'ler var. Burada da z'ler var. Hemen alayım. X parantezine aldın. Y artı z. Burayı da z parantezine aldın. Y artı z. Oo süper. O zaman bunları y z parantezine alır mısın? Alırsın. Alırsın almasına da buralarda x artı z gelir. Buradan da y artı z gelir. Ortak çarpan parantezine alsın. Sonra buralardan zorlarsın, çıkar soru. Bak çıkmaz demiyorum. İsterseniz uğraşın. Bu size ödev olsun. Ödev. Buradan uğraşarak çıkartacaksın. Bakalım başka bir şey olur mu bu soruda? Bence olur. Nasıl bak şimdi. Bak burası xy dursun. Zaten aşağıda da xy var. Burada da xy var. Artı şurada 3'ünde de z var. Burayı z parantezine alsan x artı y artı z etti. Bak görüyor musun? X var, y var. Z'den 2 tane vardı. Biri geldi. Bölü x çarpı y çarpı z etti. Bakıyorum ki x artı y artı z neymiş? Xy'ymiş. O zaman bak burası da xy artı z çarpı. Bunların toplamı da xy bölü aşağısı da xy çarpı z. O zaman yukarıyı bir xy parantezine alırsan 1 olur artı z olur bölü. Çünkü buradaki xy z, bunda da 1 geldi. Aşağıda da xy z parantez almadıydı, ayırma yapabilirim. O zaman burası da 1 artı z bölü z. Ya da biraz önce çok gösterdim, artık direkt yazıyorum. 1 bölü z. Z çünkü hem bunu böler hem bunu böler. Oraya da 1 yazdım, geçtim dediğim. Hemen güzel bir soruya daha geldik arkadaşlar. Bu sorunun da en sade halini soruyor. Hemen bunu yapalım. Böyle şu basit işlemleri şurada yapayım. X kere x kare x küp eksi 1 bölü x. Tamam. Burası böyle burada. Bölü şurada ne var? Hiçbir şey yok. X kare artı x artı 1 bölü. Aşağıda x parantezine alma var. Alalım hemen. 3x eksi 2 oldu. Çarpı. Çarpı diyorum. Çünkü bu bölüyor. Ters çevrilecek. Aşağıya bakıyorum. Burası kesinlikle 3x'e x. Buraya bakıyorum. Kesinlikle 2'ye 1. Ama bunlardan birisi eksi. Kim eksi olduğuna bakacağım şimdi. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. 3'ten 2 çıkması lazım. Demek ki bu eksi olacak. Peki kimle kim çarpılıyor? Şununla şu çarpılıyorsa bunlar aynı yerde olması lazım dedim. 3x ile 1 çarpılacaktı. Ama hayır, ben eksi 2'yi yan tarafa alacağım. Bir de ne yapacağım? X artı 1 yapacağım. Bölü yukarısı zaten 2 kare farkı. En güzel hali x artı 1 x eksi 1 olduğu. Şimdi buraya niye yazdım bunu? Hepsini burada gör diye. Yalnız buraya biz en temiz halini yazalım diye yazdım. Bak burada ne var? X küp eksi 1. X küp eksi 1'i bir açalım.
1'in kübü var çünkü orada. X eksi 1. O zaman birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. İkincinin karesi. Bunu artık senin kafadan ezbere biliyor olman lazım. Bir de ters çevireceğim aşağıdakini çarpacağım için. Direkt yazayım ben bunu. Ters çevirdim. Bu ne olacak? Ters çevrilip gelecek. Aşağıdaki yukarı çıktı. Aşağısı da x kare artı x artı 1 oldu. Bir de şurada çarpım vardı. Bu arada bunları aşağı alırken bir daha zaman kaybetmeyeyim. Şurada götüreyim. 3x eksi 2 bölü x eksi 1 oldu. Şimdi işte en güzel yere geldik. X ile x. X kare artı x artı 1 ile bu gitti. Bunlar bakıyorum aynı yere geldiler. Ters çevrilince bunlar aynı yere geldiler. Olabilir mi? Olabilir. Bir sorun yok. Bakıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, sorun değil. Bunlar da x eksi 1, x eksi 1 birbirini götürdü. Hemen şurada yanlış yaptığımız bir yer var mı bakıyorum. Ters çevirip çarptığında bu yukarı geldi. Bu da ters çevirip çarpınca bu da yukarı geldi. Hiçbir sorun yok. Olabilir. O zaman cevabımız ne oldu? 3x eksi 2'nin karesi oldu. Çünkü iki tarafta da bu geldi. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Böyle en sade halde bu çıktı. Sıkıntı yok. Bu da sade bir şey. Zaten dedim oldu. Geçtim arkadaşlar. Bu sorumuza baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Zoru. Hemen burada zoru dediği kısım ne biliyor musun? Zoru dediği kısmı ben şu an gözlemliyorum. Bir kere bunların paydaları aynı. Toplayabilirim. Dersem yanlış yaparım. Neden? Paydalar aynı. Sen topla diye yapıyor adam zaten. Burada çarpma var arkadaşım. İlk önce çarpma yapılır. O zaman bak şimdi. Bak. Bir kere şurası mx'in karesi. E burası 2'nin karesi, arası eksi. O zaman bir şunu yazayım. 2 bölü m artı. Şurada bir 2 kare farkı var. Mx eksi 2. Mx artı 2. Bölü aşağıda zaten m var. Çarpı. Şuradakine yapacak hiçbir şey yok. Bölü. Şimdi buraya çok iyi odaklan arkadaşım. Biz her zaman şurası mesela 6 olunca 3'e 2 ayırıyorduk değil mi? Burada da mx'e nx diye ayırabilir miyim? Ayırırım. Şuradaki 2'yi de ben 2'ye 1 diye ayırır mıyım? Ayırırım. Yalnız bunlardan biri eksi. Bak, aynı cümleleri kuruyorum sayı varmışçasına ama burada sayı yok. Bilinmeyen var, harf var. Hiç sıkıntı değil. Ne yapacağım burada? Bunlardan birisi eksi. Kimin eksi olduğuna bakıyorum ki m ile adam 1'i çarpmış, n ile 2'yi çarpmış, artı 2 n yazmış. Süper. Kimle kim yani? M ile eksi 1 çarpılmış. Bununla bu. Bununla bu çarpıldıysa aynı yere yazılmayacak o zaman. Mx eksi 1 ile çarpılıyorsa aynı yere yazılmayacak. Nx de bununla çarpılıyorsa aynı yere yazılmayacak dedik oldu. Zaten bakın böyle sorularda yukarısı sana tiyoyu verir. O yüzden sadeleştirme oldu mu? Oldu. Burada sadeleştirme oldu mu? Oldu. Geriye ne kaldı? Burası kaldı. E buradan bir şey kalmadı. O zaman bir kere daha yazayım, net gör. E bunların paydaları aynı. E paydaları aynıysa hatta ortak payda da yazalım bunları. Burası arası artı. Mx eksi 2 geldi. E eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. E geriye ne kaldı? Mx bölü m kaldı. M'ler de birbirini götürdü. O zaman sadece x'im kalmış dedim. Ve bu soruyu da fırlattım attım. Gördüğün gibi arkadaşım çok güzel iki sorum kaldı senin için. Onları da yapayım. Sana burada pratik bir bilgi gösterelim. Gösterdikten sonra bu soruyu da bitirelim. Hemen geçelim. Bakıyorum burada... Aman Allah'ım bu ne? Okumaya değer bir şey değil. O kadar uzun yani. Gerek yok okumaya. Hemen ne olacak? Burada bir payda eşitleyelim. Ne yapalım? X ile bunu, X ile bunu, X ile bunu, X ile çarpayım. Sonra eksileri çarpayım. Aa, bir şey söyleyeceğim. Aslında bak burayı ben sana not olarak söylemedim. Ama sen bunu hemen anlarsın. Niye? Bak bunları çarpsan sen ne gelir? X üzeri 7 gelir. X üzeri 6 gelir. Nokta 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 nokta. Ne gelir en sonunda da? 1 ile çarparsan x gelir. Eksi 1 ile çarparsan ne olur? Eksi x üzeri 6 gelir. Eksi x üzeri 5 gelir. Nokta 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 nereye kadar? Eksi x gelir. Şununla çarparsın. Bir de eksi 1 gelir. Bak bunlar ne olacak? Toplanacak sonra. Burada ne olacak? Bunu çarptın, bunu çarptın. Bunlar böyle birbirlerini götüre götüre gidecekler. En son ne kalacak? Bak x üzeri y'ye 7'ye eksi 1 kalacak. Peki arkadaşım ne oldu burada? Bak iyi izle. Burası x üzeri 7'ye eksi 1. Demek ki x eksi 1 ile böyle bir seriyi hepsi toplam olan şeyi çarparsan sen sadece x ile şu baştakini çarp.
Sonra da eksi 1 ekle olur. Bak bu da sana ödev olsun. Şuraya x üzeri 8 yaz. Buraya da aynen geri geri yaz. Sonra bunları x ile çarp. Sonra bunları eksi 1 ile çarp. Çarpmazsın bile. Çünkü olayı anladın sen. Geçtim. Çarptık diyelim. Paydaları eşitledik. Bak. X üzeri 7 bölü x eksi 1 artı bununla bunu çarptığımda bunun paydasını da eşitlediğimi say. Burası x eksi 1 oldu. Yukarısı da x üzeri 7 eksi 1 oldu. Hemen ben bunları paydaları eşit olduğu için ortak paydayı aldım. Yukarısı da ne oldu? X kare x üzeri 7 artı x üzeri 7 eksi 1 oldu. Ondan sonra bunlar birbirini götürdü. X kare eksi 1 bölü x eksi 1 oldu. Yukarısı 2 kare farkı. Bak ben bunu yazmam bile artık arkadaşım. X artı 1 x eksi 1 x eksi 1'ler birbirini götürdü. X artı 1 dedim. En son soruma geldim artık. Bu soruyu da yaptıktan sonra size çalışmalar, güzel çalışmalar diyeceğim. Bu soru yalnız benim gözümde çok cin bir soru. O yüzden bunu bence iyi dinleyin derim. Bu soru zor gibi gözüküyor. Bu soruyu çok farklı yöntemlerle çözecek hocalarımız vardır. Ama ben size çok kral bir şey gösterip bu olayı kapatacağım burada. Hemen herkes buraya iyi baksın derim. Şimdi arkadaşlar, şu gördüğüm 2 küp farkı mı? O zaman 2 küp farkıysa bu böyle mi yazılacak? En sade halleri çarpı x'in karesi, yani en sade halleri, en sade halinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı ikincinin karesi diye yazılacak. Ve şununla şu birbirini götürecek. Ne olacak geriye? X eksi 1 bölü x parantezinde x kare artı 1 bölü x kare artı 1 olacak. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi üst taraf tamam. Alt tarafa çok dikkat et. Alt tarafa çok dikkat et. Şurada şu vatandaşlar aynı mı? Aynı. A gibi düşün. A artı 1, A eksi 1. 2 kare farkı oldu mu? Oldu. O zaman bak bunu da şurada yazayım. 2 kare farkı oldu. Burası A artı 1 eksi 1. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi oldu. E bunun karesini al. Birincinin karesi artı 2 tane birinciyle ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. E burada bir de eksi 1 var. Eksi 1. E bunlar birbirini götürdü. Evet. O zaman ne oldu burası? X kare artı 2 artı 1 bölü x kare oldu. Eksi 1 var burada. Şunda da şu birbirini götürdü. Burada sadece ne kaldı? X kare artı 1 bölü x kare. Buradan da artı 1 geldi. Bak alt taraf bu oldu. Üst taraf bu. Hemen bak olaya. Yukarıyı bir daha yazıyorum. X bölü 1 bölü x çarpı x kare artı 1 bölü x kare artı 1. Aşağıyı yazıyorum. Aşağısı da x kare artı 1 bölü x kare artı 1. Hemen bakıyorum. Şu vatandaşlar birbirini götürdü. En sade hali ne oldu? Bu oldu derim. Hocam çok uzun yaptın diyebilirsin. Bence dememelisin. Sen anla diye sadece işlemleri uzun yazdım. Sen biraz pratik yaparsan bunları ekstradan sen rahat çözersin diye düşünüyorum. Bu soruyu birkaç arkadaşımla konuştuğumda onlar x üzeri 3 ile x üzeri çarpı x üzeri 6 eksi 1'den 2 kare farkı. Burada yine payda eşitlemeler yaptılar. Bence biraz cin olup şurada 2 kare farkı, burada da küp farkı olduğunu görmenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi çalışmalar. Çarpanları ayırma konusu bu kadar. Soru çözümü yani rasyonel sayılarda sadeleştirme yapmış olduk. Ve karşınızda her zamanki gibi ödüllü soruyla sizlerle birlikteyiz. Cevaplarınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Başarılar. Görüşürüz.